Evet, Yeme TV'yi izlendirim. Bugün sizlerle Python Öğreniyorum serimizin ilk dersine başlıyoruz. Python Öğreniyorum serimizin ilk dersinde arkadaşlar Python programlamayı biz PyCharm ismini vermiş olduğumuz bir editör vasıtasıyla yapacağız ve bu editörün nasıl kurulduğundan bahsedeceğiz. Bu iş için arkadaşlar herhangi bir arama motoruna PyCharm yazıyoruz. PyCharm yazdığımız zaman PyCharm'ın kendi sitesi çıkıyor ve biz buradan Download PyCharm'ı seçiyoruz arkadaşlar. PyCharm dediğimizde karşımıza bakın şu şekilde bir ekran geliyor. Kullanmış olduğunuz bilgisayar Windows mu, Macintosh mu, Linux mu diyor. Buradan seçenekleri var. Ben Windows kullandığım için Windows sekmesini seçiyorum. Burada profesyonel versiyonu var, bir de community versiyonu var. Profesyonel versiyonu ücretlidir arkadaşlar. Biz o yüzden community versiyonunu kullanacağız. Community versiyonunu download diyorum. Şu anda arkadaşlar download işlemi başlıyor. İndirmeye başladı dediğim zaman yaklaşık bir 350 MB'lık dosya indirimi gerçekleşecek arkadaşlar. Evet Yemre TV izleyenlerim, İndirme işlemimiz gerçekleşti. İndirme işlemimiz gerçekleştikten sonra indirmiş olduğumuz dosyayı çift tıklayarak çalıştırıyoruz. Çift tıklayarak çalıştırdığımız zaman PyCharm bizden bazı yetkiler isteyecek arkadaşlar. Bunun için evet dememiz gerekiyor. Evet diyoruz ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bakın karşımıza şu şekilde bir kurulum ekranı geliyor. Bu kurulum ekranında Next butonunu tıklayacağız. Sonra bu programın nereye kurulmasını istediğimizi soruyor. İşte ben default kurulacak olan yerine kurulmasını ileri diyerek yerine kurulmasını sağlayacağım. İsterseniz siz program failsin içerisine farklı bir yere de kurabilirsiniz. Ben aynen bırakmayı tercih ediyorum. Yine Next dedim. Burada arkadaşlar sizlere bazı seçenekler sunuyor. Örneğin Create Desktop Shortcut demiş. Yani bu dediği işlem arkadaşlar masaüstümüze bir kısa yol oluşturma işlemi için. Evet, masaüstünde bir kısa yolumun olmasını istediğimi söyledim. İsterseniz Update Page'i oluşturabilirsiniz. Bu kısımları şu an için pek kullanmayacağımız için geçiyorum arkadaşlar. Next diyorum. Bu Start menüde, yani şu tıkladığınızda açılan menüde ne isminde yer alsın onu soruyor. Ben direkt default ayarlarıyla geçiyorum ve kurulum işlemimiz başlıyor arkadaşlar. Bu kurulum işlemi tamamlandığı zaman arkadaşlar PyCharm programı ile birlikte Python'ın şu an kullanılan versiyonu bilgisayarımıza yüklenmiş olacak ve ben ayrıyeten Python kurulumu veya diğer eklentilerin kurulumunu yapmayacağım. Direkt olarak PyCharm üzerinden kodlamaya başlayacağım ve gerekli olan Python kodlama işlemlerini burada yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kurulum işlemimiz gerçekleşti. Son adıma geldik. Burada Run PyCharm Community Edition sekmesini seçerek finish diyorum. Bu sekmeyi seçmemin sebebi PyCharm programının açılmasını istediğim için bu sekmeyi seçerek finish, yani bitir dedim. Şu an arkadaşlar PyCharm programım açılıyor. Diyor ki daha önceki ayarlarınızı kaydetmek istediğiniz bir yer var mı? Donut, yani olmayanı olduğu için o seçeneği seçip okey diyorum. Program kendisi şu an açılıyor. PyCharm programımızı açtığımızda karşımıza şu şekilde bir ekran geliyor. Bizim buradan yapacağımız şey New Project diyeceğiz. Yeni bir projeye başlayacağız. Evet, karşımıza bakın şu şekilde ayar menüsü geliyor. Burada çok fazla bir şey değiştirmenize gerek yok arkadaşlar. Projenizi nereye kaydedeceğinizi burada gösteriyor. Projenizi kaydettiğiniz yeri bilmeniz gerekir. Bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yazmak zor geliyor olabilir. O zaman şurada klasör seçeneği var. Tıkladığınızda arkadaşlar klasik bildiğimiz Windows mantığına geçer. Dosyaların klasörlü yapısını gösterir. Buradan istediğimiz yere kayıt oluşturabileceğimizi gösteriyor arkadaşlar. Location, yani nerede kaydettiğini gösterdi. Kullandığı Python versiyonu 3.9'muş şu anki. O yüzden bunu gösterdi. Çok fazla ayarlarını değiştirmeden direkt create diyorum arkadaşlar. Directory is not empty diyor. Yani bu klasörün içerisinde dosyalar var diyor. Siz yine de burayı oluşturmak ister misiniz diye soruyor. Evet dedim. Daha önce bu bilgisayara sanırım PyCharm kurup bu bilgisayarda PyCharm kullanmışım. O yüzden klasör dolu uyarısı verdi. Önemli değil. Tekrar create dedim. Kurdu.
sizin bilgisayarınız da bu uyarıyı vermeden bu adımı direkt geçebilir arkadaşlar. Sonra karşımıza şu şekilde bir pencere açıyor. Açmış olduğu bu pencere size programın nasıl kullanılacağını öğretmek amacıyla ufak tefek şeyler burada yer alıyor arkadaşlar. Ben direkt close diyorum, kapattım bunu da. Bu arada arkadaşlar Python 3.9'u kendisi indirip kuruyor. Python diye seslendiren var, Python diye seslendiren var. Ben tam olarak ne diyeceğimi ben de bilemiyorum. Ha, Python demek daha kolay geliyor ama Python 3.9'u şu an kendisi indirip kuruyor arkadaşlar. PyCharm editörünü kullandığınız zaman işte Python'ı kurarken yaşayacağınız bazı sıkıntıları burada yaşamazsınız. Bunların hepsini default olarak kendisi kuruyor. Biz sadece editörümüzü kullanıp rahat bir şekilde Python programlamamızı yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi PyCharm programımız kuruldu. Evet, ben daha önceden bu bilgisayarda bir yüz tanıma ile ilgili bir şeyler yapmıştım. Şimdi hatırladım. O yüzden direkt o şekilde bir program açtı. Neyse, önemli değil. File menüsüne girip New Project diyoruz. Yeni bir proje oluştur. Projenin adı Python Project demiş. Biz ne diyelim? DNM projesi diyelim. Buraya bir, pardon, özür diliyorum. Deneme klasörüne kaydet diyelim. Adı ne olsun demiş. Burada gördüğünüz gibi ben yine deneme ismini veriyorum. Kullanacağı Python versiyonu kendisi buradan seçmiş zaten. Bu şekilde arkadaşlar create diyorum. Diyor ki şu an açık olan pencereyi mi kullanayım yoksa yeni bir pencerede mi açayım bunu diye soruyor. Ben this window, yani bu pencerede aç dedim. New window dersem yeni bir pencere açacak. Böylelikle aynı anda iki tane Python programı açık kalmış olacak. Mesela new window diyeyim. New window dediğimde bakın yeni bir pencere açtı. Deneme isminde yeni oluşturmuş olduğumuz bu projeyi bu pencerede aktif hale getiriyor. Python programı arkadaşlar biraz yavaş açılır ilk başlarda. Sisteminiz ve bilgisayarınız ne kadar hızlıysa bu süre daha da kısalacaktır. Evet arkadaşlar, yeni bir projeye başladığımız için karşımıza bakın şu şekilde bir pencere açtı. Bakın arkadaşlar, şimdi buradan çalıştır diyorum. Çalıştır dediğim zaman direktman benim kodumda ne varsa hepsini burada çalıştırarak gösteriyor. Bu programda zaten bir şey yok arkadaşlar. Bu program sadece ekrana Hi PyCharm yazmak için yazılmış olan bir program arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.